Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Fenerbahçe vs Galatasaray yapacağız. Daha fazla bu tarz video için sizlerden tam bu videoya 5000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar birleşsin ve gücünüzü gösterin bakalım. Herkesten like butonunu patlatmanızı bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, like'larınızı atın ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açın. 100.000 aboneye gerçekten artık çok az kaldı. 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 ve 0.000 ya, çok basit. Olabilir. Herkes abone olsun yeniyseniz. Bunu yeni görmüş olabilirsiniz. Yani ben bu videoyu cumartesi günü atıyorum ve akşama kadar bu videonun çok yüksek seviyede izleneceğini düşünüyorum. Like atarsanız YouTube bu videoyu daha çok önerir ve kanalımızın daha çabuk 100.000 abone olmasını sağlamış olabilirsiniz. O yüzden herkes bu videoya like atsın. Bu video gerçekten çok önemli. Ve haydi bakalım arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hemen takımlarımızı kuruyoruz ve maçlarımızı oynuyoruz. Dünkü canlı yayında gerçekten çok büyük destek verdiniz. Çok sağ olun. Dünkü canlı yayınlarda attığınız beğeniden dolayı YouTube o canlı yayını önerdi. Ve bu sayede de arkadaşlar ne oldu? Çok abone geldi dünkü canlı yayında ve güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Fenerbahçe ev sahibi olduğu için Fenerbahçe'nin kadrosunu kuracağım. Ve Fenerbahçe'nin kadrosuyla maç yapacağım. İkisi de 80 yen olarak ayarladım arkadaşlar, merak etmeyin. Şöyle arama yapalım. Kameni'yi kaleye aldım. Volkan'ı da alabilirim aslında kaleye. Bakacağım abi, bir dakika. Ben Volkan'ı daha çok seviyorum şimdi bir Fenerbahçeli olarak. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe takımıyla daha iyi oynamaya falan çalışmayacağım, merak etmeyin. Bakalım hangi takımda daha çok gol atabileceğiz. İkisinde de aynı takıma karşı oynayacağız ve hangisine daha çok gol atabilirsem artık ona göre bir şeyler olacak, durumlara göre yani. Hemen buraya tekrardan seçelim. Buraya Mehmet Topal. Buraya Josef. Ve buraya da Alper Potu alacağım. Sonrasında sol bekimiz Hasan Ali. Sol stoper Şikirtel. Sağ stoper Luis Neto. Sağ bek Isla. Ve kaleci, bir dakika, Volkan'ı koyarsam ne oluyor? Güzel, 80 gen oluyor. Volkan'ı da ben 80 gen şeyde yapayım. Boost, bir dakika, buradan mı yapayım? Boost'la yapsam daha mantıklı ama ekranda bir donma var. O niye var bilmiyorum. O olmasa daha iyi olurdu ya. O keşke olmasa. Bak şu an niye dondu abi bu ekran ya? Evet ya, buradan bir gen arttırabiliriz. Kolay ya, çabuk arttırırım ben. Sanki oyun ilk defa oynanıyormuş gibi bir durum var ama. O niye var bilmiyorum abi. Evet, 25.000 coins vermek yerine 3.000 antrenman XP'si artı 20.000 coins verdim. Daha mı mantıklı? Bence daha mantıksız. Yani niye öyle yaptım bilmiyorum. Evet ama Volkan Demirel böyle kartı daha güzel duruyor. Yani yana bakıyor en azından. Ve arkadaşlar bu şekilde Fenerbahçe kadrosu oldu. Ve 80 yenlik bir Fenerbahçe kadrosu oldu. Ve şimdi hepinizle beraber mücadelelerde maç atacağız. Bakalım en çok golü atan kazanacak. O yüzden çok zor bir mücadeleye girmeyeceğim. İngiltere'ye giriyorum bakalım. Giriyorum. Değil, konuşamadım ya. İlginçim. Gerçekten bazen videolarda konuşamayabiliyorum. Aynı takıma, bu arada aynı takıma karşı bir daha oynanıyor mu? Evet oynanıyor. Güzel. Şimdi bu takıma karşı oynayacağım. 80 gen vs 80 gen. 2-0 geriden başlıyoruz. 45. dakikadan başlıyor. Hani video boşu boşuna uzun da sürmemiş olacak. Güzel de olacak. Şu saçım şöyle düz olsa daha da güzel olacak. Ama umarım green screen'i de beğeniyorsunuz abi. Bu green screen'i kartonları ayarlamak için verdiğim emek gerçekten çok büyük. Ona özel hiç like istemedim. Ona özel de bir like isteyelim. Hala like atmayan varsa atsın abi. Gerçekten her şeyi istifade, her fırsattan istifade atıyorum. Bakalım Fenerbahçe ne olacak şimdi. Fernandao. Aa, şey yapmıyor değil mi? Abi ben Rainbow yapsın diye yapacak zannettim yani. Yapsın diye derken yapacak zannedip değişik hareketler yaptım ama yapmadım maalesef. Galatasaray'ın kadrosu da aynı. 80 gen oldu bu arada ve gol atsaydım keşke ya. Şimdi zorlanacağız abi bayağı. 2-0 geriden başladık çünkü. Evet, taş onların bu arada. Bakalım abi ne olacak? Bu maç döner mi bilmiyorum. Ama kaç gol atacağımız önemli zaten. O yüzden hani çok da önemli değil. Kaç olmuş, kaç dönmüş mü dönmemiş mi? Bu arada geride kalmak daha mantıklıydı. Geride kalmaya çalışacağım. Skor tahminlerinizi yoruma alalım arkadaşlar. Bilen bir kişiye skor tahminlerini, evet, yorumlar yapalım arkadaşlar. Herkes bilen bir kişiye de 1 milyon coins aktaracağım ya. Hadi bakalım. Herkes bir skor tahmini yapsın. Kimin kazanacağı da dahil ama onu da yazmanız gerekiyor. Bilen bir kişiye arkadaşlar 1 milyon coins atacağım. Hadi bakalım. Hadi. Gol be. Çok güzel. 2-1. Valbuena, Matthew Valbuena golünü attı. Ve bir gol attı. Şu anda Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Ama daha Galatasaray oynamaya başlamadı. Yani değişik durumlar var aslında. Öyle düşünelim ama biz yine de. Sonuçta 80 genli takımın defansına karşı oynuyoruz. Yani çok da bir fark yok. Mehmet Topal alır mısın? Aldın. Çok güzel abi. Dirar.
Ne bildirar. Ne bilme ne bilme artık neyse. Öyle diyen her türlü diyen var abi. Çok güzel top taşıyor bu arada. Dribbling özelliği çok güzel. Gerçekten bu kadar iyi taşıyamıyor. Çok top kaybı yapıyor. 2-2. Evet, Fenerbahçe 2 Galatasaray 0 ama dediğim gibi daha Galatasaray'ın maçı oynanmadı. Galatasaray'da maçı oynanacak. Haydi bakalım. Bakın Fenva. Arkadaşlar gerçekten hani en iyi oynadığım şekilde oynayacağım. Hani yorumlarda hani Fenerbahçe'yi tutuyorsun neden Galatasaray'ı kazandırdın veya Fenerbahçe'yi tuttuğun için Fenerbahçe'yi kazandırdın tarzı şeyler yazmayın. Bakalım bu skor kaç kaç olacak, tahminimiz tutacak mı? Hani bu tahmin bence tutmaz çünkü bu tahmine göre bir dakika gol atamayan takım olmayacak ama gerçekte de abi o maç karşılıklı gol olur ya bence. Valbuena uzaklardan vurmayı deneyecek, üst direk Fernandao boş kale. Bu arada arkadaşlar kolay maç yani gerçekten gol atmak kolay. Ben bilgisayardan canlı yayınlarda oynadığıma bakmayın yani bunlar daha iyi. Hadi bakalım Mehmet Topal alırsın o topu. Alamadı. Şikirtel evet Fernando alırsın alamadı. Abi çok saçma. Gol yemek yok. Gol yersek bu arada bir gol siliniyor ama yeme. Öf. Volkan çok güzel atladı bu arada. 2.80 yapmayacağız. Belki de yapmasak onu atlayamayacaktı. Valbuena bu arada Galatasaray'ın kaleci konusunda defans konusunda Galatasaray daha iyiydi galiba öyle hatırlıyorum. Akın Fenva. Şöyle bir pas. Dirar. O pas indir. İndiremedi. Potuk. Ama Galatasaray'ın da santraforu çok daha iyi. Santrafor bu oyunda gerçekten önemli. Bu arada Dirar, Fernando ve Valbuena'dan goller geldi. Bakalım 3 tane gol attık. Şu anda 3-0 Fenerbahçe önünde. Bakalım gol yiyecek mi ama yiyebilir. Her an her şey olabilir. Tyson da diyebilir. Hadi abi al o tuş topu. Çok güzel abi. Isla topu aldı. Ve İsla topu dik. Ve 3-2 kazandık. Yani Fenerbahçe hiç gol yemeden 3 tane gol atabildi. Bakalım Galatasaray'la deneyeceğiz. Bakalım Galatasaray ne yapacak? Berabere de bitebilir. Galatasaray da yenebilir. Ama 90. dakikaya kadar. Yani uzatmalar sayılmayacak bu arada. Hani eğer 2-2 biterse yine Fenerbahçe kazanmış sayılacak. 4-2 de biterse Galatasaray kazanmış sayılacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar? İleri sarıp bakmayın lütfen. Şu anda bu aklı niye verdim size bilmiyorum ama. Bu arada burada bir tane paket var. Bunu da açalım. 5000 coin tertemiz abi. Evet, açalım. Aynı rakibe karşı oynayacağım. Hiçbir haksızlık olmasın diye. Ve ratingleri de aynı yaptım. Gördüğünüz gibi 80-80 olacak zaten. Hemen değiştire gelelim. Buradan filtre diyelim. Düzenle. Devam et. Ve Galatasaray'ı seçtik. Fenerbahçe'yi kapadık. Ve Muslera'ya koydum abi. Kaleye Muslera. Stoper. Maicon. Ve Denayer. Arkadaşlar Volkan'ı yükselttiğim için Denayer'ı da bir gen yükselteceğim. Hani haksızlık olmasın diye. Haksızlığı sevmem abi. Her türlü haksızlığa karşıyım. Umarım kartındaki tipi de değişmedi ya. Keşke kartındaki tipi de değişmedi. Bu arada Denayer'ın hızı 76. Aynı zamanda back de oynayabildiği için böyle bir özelliği var. Bu arada burada Tolga Ciğerci'yi oynatıyordum. Bunu da ama üçgen boost verdim. Yani burada oynattığım için üçgen boost verdim. Galatasaray'la sol bek bulamadım. O yüzden bu şekilde bir karar aldım. Burada değiştir diyelim. Feguli'yi buraya almıyorduk galiba, değil mi? Buraya kim alıyorduk? Fernando'yu buraya. Feguli'yi buraya alıyordum. Feguli ve buraya da Bado Ndiaye. Buraya Geri Rodriguez. Yasin Öztekin. Bir dakika çalıştıra bastım yanlışlıkla. Yasin Öztekin. Ve abi 80 gen olmasını asıl sağlayan adam. Buffett'in Bigomis. Buffett'in Bigomis. Ve 80 gen oldu takım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir takım var burada. 5 tane elit burada var. Fenerbahçe'de kaç tane vardı bilmiyorum. Herhalde orada da 5 miydi? 4 de olabilir Fenerbahçe'de bilmiyorum. 6 değildir ama büyük ihtimalle. Şimdi mücadelelere tekrardan giriyoruz. Aynı mücadeleyi bakalım Galatasaray nasıl yapacak göreceğiz arkadaşlar. Umarım yani ben beraberlik olmasından yanayım. Dostluk kazansın. Bakalım neler olacak. Güzel olacak. Arkadaşlar ama bu konsept güzel düşünmemiş miyim? Bence güzel ya. Olabilecek hani FIFA Mobile'de yapılabilecek en güzel VS yani gerçekten tam da zamanını atıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bence güzel oldu ya. Buffett'in Bigomis. Çok güzel. Buffett'in Bigomis. Abi bence Galatasaray kazanacak. Buffett'in Bigomis sayesinde süper oynuyor adam ya. Evet. Onyen. Bu arada şey duyar gibiyim bir dakika. Maç bitsin ona göre söyleyeceğim. Maç çünkü gol falan da yiyebilirim. Her an her şey bozulabilir. Bado Ndiaye. Gomis. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir diğer maç 2-1 yapamamıştık ama bu maç yaptık. Yani ilk yarıda bu arada ilk yarıdan bahsediyorum. Yani MOO ve
santrafor iyi olduğu için bu takımla hani kanatlardan daha az gitmeye çalışacağım. Buffett'in bir Gomis'e bu arada yetişemiyorlar ya. Tutamıyorlar adamı. Güzel. Buffett'in bir Gomis çok hızlı. Uzaklardan bir şut daha bu sefer kaleci kurtardı. Ama gerçekten güzel oynuyor Buffett'in bir Gomis. Şöyle bir orta açacağım. Fegoli güzel orta açabilir. Bodo Endia'ya vur kafayı. Direkt Fernando kaleci. Şaka gibi. Hadi bakalım abi neler olacak göreceğiz ama o nasıl kaçtı ya. Denayer. Denayer hızlı adam top bile taşır. Neyse ciğerciye. Ferdi Gomis. Gomis. Buffett'in bir Gomis. Bir dakika arkadaşlar pardon çok özür diliyorum. Buffett'in bir Gomis. 2-2 yaptı şimdiden daha yaptı. Yani gerçekten Galatasaray çok rahat. Galatasaray bu maç çok rahat abi. Galatasaray vs Fenerbahçe yapıyoruz ve abi birazcık hızlı. Defansımız daha iyi olmalı. Lütfen gol yemeyelim. Gol atacak. Hayır. Açıl kaleci. Oh. İçim bir rahatladı görmeniz lazım abi. Süper oldu bu. Gol olmaması çok iyi oldu. Yani her maç oynadığım takımı tutacağım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde davranıyorum. Hani kimsenin kazanmasını istemiyorum. Sonuçta Fenerbahçeli biri olarak neden Galatasaray'ın kazanmasını isteyeyim? Yani ama tabii ki o maç Galatasaray'ı bu maçlık tutmam gerekiyor. Çünkü adil olmaktan yanayım. Her zaman her yerde. Hayır abi yetiş. Yetiş yetiş hayır. Of. Lan. Abi bir şey söyleyeceğim. Dokunmadım. Gerçekten dokunmadım. Muslera tutarsın. Ya abi. Bir şey söyleyeyim. O nasıl penaltı? Bunu Fenerbahçeli kardeşlerim, abilerim, ablalarım da izlerken. Abi gerçekten. Fenerbahçeliler de onun penaltı olmadığını düşünüyordur ya. Neyse ben Gomis'e güveniyorum. Hadi Gomis. 2-3 tane daha atarın az. Yapma bunu ya. Abi Gomis demin top taşıyordun o kadar. Hadi. Gomis. Faul. Buna bir şey yok. Diğer faul. Nasıl oluyor abi? İlginç ya. Defans da o kadar iyiydi ya. Hiçbir şey de yapmadım abi. Topa kaysam tamam. Kaysam adam arkadan düşse hiçbir şey olmadan ona da bir şey demeyeceğim ama öyle bir istek de yok yani. Böyle bir penaltı ne görüldüğünü Endia'ya çekemedi. Hadi abi bir dakika konuşmayacağım. Konsantre olacağım arkadaşlar. Gol be! Çok güzel bir gol be! Süper oldu. Konsantre oldum ve 5 dakika kala golü attım. Hadi bakalım bir gol daha gelir mi ya? Hadi lütfen. Akın Fenva. Hadi Gomis. Hadi alırsın bu topu. Abi hadi ya. Hadi bari eşitlik gelsin. Yani şu anda hedefim direkt Galatasaray'ı tuttuğum için en azından beraberlik istiyorum. Olur mu bilmiyorum. Geri Rodriguez hadi. Çok güzel abi koş. Koş abi hakem bitirirsen gerçekten ayıp edersin. Hadi. Hadi abi son dakika. Güzel bir orta aç. Gomis vur. Gomis. 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 Eşitliği sağladı Gomis arkadaşlar. Galatasaray eşitliği sağladı. Berabere bitti arkadaşlar. Dostluk kazanacak. Abi gerçekten. Gerçekten çok güzel bir maç değil miydi? Yani iyi ki penaltı olmuş ve iki gol yemişiz. Adil olmayan bir penaltı. Hakemin maçı katletemedi ama. Hakeme maçı katletmesine izin vermedik. Ve 4-3'te bunu kazandık. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu kanalda yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Herkes abone olsun. Gerçekten bu tarz güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Çok şey kaçırırsanız abone olmazsanız. Bakın söylemedi demeyin yani. Benden söylemesi ve bildirimleri de açın. Bildirimleri de açmayı atmıyorsunuz. Üzülüyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam güzel bir videoya gidebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Akşam hakemin maçı adil yönetmesi ve kim hak ediyorsa onun kazanması dileğiyle. Hoşçakalın sizi seviyorum ve tahminleri yorumlara alalım. Bay bay.